Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Fit Köfte 2'nin bu sefer bölüm adını unuttum ama o yüzden bakmayacağım. Bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Ve yanımda Salih var. Ve server'a yeni katılan iki kişimiz var. Biri... Dın dın dın... Ege. Merhaba. Ege konuk olarak geldi bize. Teknik modlarla pek arası olmadığı için çok fazla durmayacak. Bir arkadaşa bakıp çıkmaya geldim ya. Aynen. Bunun dışında Ghost Streamer nickinde biri aramıza katıldı. Genç bir üyemiz daha. Ege'nin referansıyla geldi. Evet. Sesim biraz kısık geliyor. Öyle mi? Mikrofon sesini açayım o zaman. Tamamdır. O Ender Chest'in animasyonu çok güzelmiş. İçinden bir Evet. tane Bu top arada çıkıyor bu havada. Vanilla Ender Chest değil. Anladım canım, onu animasyon olmaz yoksa öyle. Ve bunu Değişik bir şey. renklendirip farklı Bendekilerde yok böyle. Kodlara falan atayabiliyorsun. Ha, farklı farklı birkaç tane taşın olsun diyeyim. Evet. Üstünde şey ne? Şifre sistemi falan mı var? Evet, 3 tane renk slotu var. Onları farklı renklerde kodlayabiliyorsun. Sadece aynı renkler birbiriyle bağlı oluyor. Abi yemin ederim harcanıyorsunuz ya. Bir de şey, bunun çantası var. Normal inventory'inde taşıyabildiğin versiyonu. Bunlara bağlanıyor. Neymiş? O değil de Ege'yi getirdiğiniz kurda kuşa yem edeceksiniz buradan. Yedirmeyiz Ege'yi. Evet. Burada Nereden çok başlayalım Ege? güçlü moblar mı var? Aa, orada değişik bir şey var mesela. Yok, yok da bir Creeper sıfır noktasından gelip kucaklasa seni. Ya burada tek ekstra güçlü mod Ölürüm ya, ne olacak? Brainy zombi. Beyni olan zombi var. Ege gel bakayım Abi gel. bu ne? G-Man Ha, gibi bir şey var burada. şapkası olan bir inek. Onu dur. Sana kılıç hediye edeyim ben. Ege, Ege. Yavrucuğum gel. Şey, kutuya bak. O Ben de kılıç zırh. hediye edeyim. Bu da Industrial Craft'ın zırhıdır. Ben de yukarıda ağaçta bir Aslında yerde çelikten oturuyorum. yapsaydık ona. Bakır iyi. Gerçi bakır diyorum. Bronze. Bronz iyi. Aa, bunda daha fazla şey de var ha. Yüzük müzik item stopları. Aa evet. Onlar daha geliştiriliyor ama gelişince çok seksi olacaklar. Aa, bu ne abi? Wooden Golem falan mı? Golem. Golemin olayı temel hizmetçi. Aa, bakıyor bana. Evet. Yaşıyor oğlum bu. Evet. Çok iyiymiş. Ben bunu Çünkü devasa bunun olayı ölümsüz yer... golemin küçüğü zannettim böyle, hani trofi gibi. Şey, bu arkadaşın görevi yerdeki itemleri toplayıp bağlı olduğu inventory'e koymak. Ah canım ya, sorry master, I'm just a simple wood golem diyor. Bunun gelişmiş abileri var bir de. Güzelmiş. Bunlar hangi modda geliyor? Bana bundan yok Thaumcraft, mesela. büyü modu. Çok Ha, seversin Thaumcraft'ı hatta. seviyorum zaten. Önceki çok zordu gerçi. Sürekli etraf morlaşıyordu. Taint falan oluyordu da artık yok galiba, değil mi? Yenisin Thaumcraft 4'te tekrar eklendi ancak eskisinden daha güzel bir biçimde eklendi. Eskisi kadar İyi bari. brutal bir şey değil. Şu anki sürümde yok. Yerdeki borulardan geçen şey bok. Niye? İneklerden evli. Şey, ağacın daha Kullanıyor hızlı musunuz? büyüsün. Gübre falan mı? Evet. Adamlar gübre kullanıyor ya. Şu da bir sebepten ötürü bozmak zorunda kaldığımız otomatik çarkol üretme sistemimiz. Ha. Ağaç yok olmuyor muydu? Dur. Tabii şu an o balta yanımda olmadığı için gösteremiyorum. Kababanga! Yani odunu kullanman lazım çarkol yapmak için mantık olarak. Odun kullanınca gitmesi nasıl Şey, geliyor? otosimelt özelliğine sahip bir balta vardı. Ve şey, Lumber X diye özel bir balta türü aynı zamanda kendisi. Komple tüm ağacı göçertiyor kendisi. Tamam, şey de var. Ben Otosmelt şey olduğu için kullanıyordum hani. otomatik olarak hepsi çarkola dönüşüyor. Bir de fortune basılı olduğu için Sonra ama yeniden şey yapman gerekiyor. Ağacı ekmen gerekiyor değil mi? Tam aşağıda otomatik onu yani, eken semi bir oto makine oluyor. var. Harika. Ha, otomatik Harika. ağaç ekip onu işte ne bileyim, kemik basan falan da mı şey var? Hani bombayı da mı Kemik basıyorsun? basanı yok. Aksel'de über overpower oluyordu. Ha, beklesin yani, bekliyorsun biraz büyümesin. Yani zaten bu haliyle bile fazla hızlı. Peki sen mesela o X'e vurmasan da kendi kendine alsa çarkol, zaten otomatik olması için o gerekiyor değil mi? Nasıl yani? Abi sen şimdi X'le vurursan
Tam oto olmaz. Yok, otomatik alıyor zaten. Yani şey, şurada o baltayı otomatik kullanan bir makine vardı. Ha, makine baltayı bile kullanıyor. Evet. Şey yapsaydı keşke. Golem versen de golem kullansın. Üzülüyor burada mutsuz. Şu an yapamıyor fakat 1.4'te yapabiliyor. 1.6'da yapabiliyor. Ha, siz 1.5 oynuyorsunuz ama. Evet, 1.5.2 burası. Çünkü diğer modlar daha geliştirilmedi mi? Ya, paket güncellenmedi. Yani. Evet, bunlar başka ne? Nereleri... Hı? Onlar. Şey. Çalılık yemek elde ediyorsun bunlardan. Çilek gibi böyle şey. Evet. Çok şeffaf da onunla arkası öyle şey. Eşin evine gidecektik. Ha evet, eşin evini gösterelim sana. Sen inşaat seviyorsun. Evet, ben inşaat severim. Buradan mı gidiyoruz? Evet. Kitabı almadım ama. Hı hı. Almayacaksın direkt zaten. Herhalde. Şurası. Burası eşin evi. Yürüyerek gidebiliyor musunuz? Bazı yerler çok uzak. Mesela benim eski eve workshop'tan çok rahat yürüyerek gidebilirsin. Çok yakın. Fakat yeni evim aynı dünyada bile değil. Adam yapmış ya. Kaç tane dünyanız vardı demin sormuştum sanki ama. En son 27 olması lazım. Aha, ışıklar harika. Evet, bu arada bunları da bir videocraft ekliyor. Ben sevdim ama onu. Neyse şey... 20. dünya diyorduk. Nasıl var o kadar dünya? Hepsi ayrı bir... Modu... Yoksa bildiğin vanilla dünyalar mı o zaman? Mistcraft diye bir modumuz var. Tamamen custom özelliklere sahip dünyalar yaratabilmene izin veriyor. Peki bunu ne şekilde kullanıyorsunuz o custom şeyleri? Mesela şey, biri tamamen bağımsız bir yerde ev yapmak istiyor mesela ben. Orada ev yapıyorum. Ya da şey, mesela dünyaya, normal dünyaya zarar gelmesin diye quarry'leri kurmak için özel bir dünyamız var. Abi bir şey diyeceğim, bu arılar Feed the Bee şeyinden mi? Şey. Feed the Bee diyorum, ne? Forestry diye bir mod. De. Sen hani... Arılı bir seri yapıyordun. Evet, o seride bu modu kullanıyordum işte. Göstersene, uçuyor mu bunlar? Uçmuyorlar, ürün üretiyorlar. Ama uçan bir şey var, kelebek. Kelebeği ne yapıyor? Aynı modu ekim. Arı nerede ürün üretiyor mesela? Apiary diye bir yerde. Halılar, ama zaten 1.5'e gelmişti değil mi bunlar? Yok, hayır, 1.6'da geldiler. Bu da modda mı geliyor? Mikroblok diye bir olay var burada da. Bir bloğu bölebiliyorsun. Mikrobloks'u çok seviyorum, evet. İnşaat için harika bir şey yine. Hı-hı. Ha, bu arada şurada bibliocraft'ın masalarından biri ve bunu genişletebiliyorsun şu. Ve farklı tip ağaç... Benim pakete bunu ekliyoruz. Ve farklı tip ağaçlar farklı renklerde oluyor. Hatta şey, bazı modların ağaçlarını da destekliyor. Ağaçlıkları mı destekliyor? Başka modların eklediği ağaçlar var, onları da destekliyor. Ooo, L masa yapmış burada. Köşeli meşeli, hoş. Ha evet. Böyle ilginç şekillerde dizebiliyorsun ve bayağı sınırını bilmiyoruz. Maksimum boyutunu. Evet. Fanlarıma yılbaşı hediyesi olarak böyle bir şey yapıyoruz o zaman yani. Evet, bu arada Ege'nin bir planı var. Yılbaşını civarında. O, Creeper'a dikkat. Sudayız, güzel bir şey olmaz değil mi? Hoş. Tamam. Yine hit pointing giden. Bu arada ben kayboldum. Aa, doğaldır. TP 2-0 yazarsın, geçer. Şu ışıklar çok şey böyle. Futuristik olmuş. Nasıl yapıldıklarını göstereyim mi? Olur. Dur. Şununla sağ tıkla. Herhangi bir yere. Dur, sen doğru moda mı ayarlı? Neye? Sen bir versene. Olan. Aa, doğru, enerjin yok. dur. Fakirim ben yani. Benim zırhı giyin. Steve dolaşıyorum yani. Benim zırhı giyin. Enerjiyi benim zırh depoluyor. Ha, şimdi... Şunu sağ tıkla. Hey, peki ne çıkacağını ayarlayabiliyor musun içinden? Şey... Shift'e basılı tutarak tekerleği değiştirirsen aletin özelliğini değiştiriyorsun. Mesela uzaylı var.
Bunu basınca ne oluyor? Işınlanıyor mu? Ne yazıyor özellik olarak? Özellik ismi olarak? Tamam, ışınlanma o. Link Drive. Bu enerjin bitmiyor değil mi? Kendi kendine arttırıyor enerjin. Kinetik jeneratör diye bir olay var içinde. Hareket ettikçe enerjiyi dolduruyor. Pantolonum da o. Loves of köfte harika ya gerçekten. Bu zırh tamamen modüler bir şey. Ben bu zırhı yapana kadar 10 sene geçer zaten. Yok hayır. Hemen yapabilirsin aslında. Yani uğraştırıcı ama pahalı değil kendisi. Bir şey diyeceğim, bu kılıç niye pembe? Malzemesi pembe bir malzemeydi. Ha. Ya köfte demeseydin de kız kılıcı deseydim ben ona. Ege'ye karşı dürüstüz. Olsun. Bir kız kılıcı demek lazım. Bir şey diyeceğim. Mod Armor ve Claws of Köfte falan hangi moddan geliyor mesela? Modular Power Suits. Tamam mesela onu kullanabilirim. Modun adı kendini gayet özetliyor. Evet bence de. Ya benden günah gitti. TPX yazacağım. Dur ben şurada modum kata inecektim. Evet. Bir şey soracaktım unuttum ya. Buradan geçmek zor olur senin için. Ya ben direkt şöyle zıplayabilirim ama. O bir zıplamaydı bu arada. Ne güzel zıplıyorsun ya. Biz tabi Steve gezelim. Heh buradan. Eşin evinin bilinmeyen yönleri herkese gösteriyoruz şu anda ifşa. Daha önceki bir videomda göstermiştim. Of bu ne abi? Makineler. Pistonlar falan çalışıyor ya. Ulan piston... Tavuk ne yapıyor motor orada? He? Tavuğun ne yaptığını yani bilmiyoruz. Eşim tavukla ilgili... Makine ne işe yarıyor mesela? Şunları diyorsan bunlar enerji üretiyor. Buharla enerji üretiyorlar. Şu da enerji hayır üreten be bir şey. Şu arkadaki sıvı tankı benzin depoluyor. Nerede? Bunda peki ne petrol gibi bir şey mi bu? Evet, dünyada petrol var. Hatta göstereyim sana. Ama sarı renkli. Bu da çişleme sakın. Hayır, o benzin. Hatta istersen sağ tıklayarak görebilirsin. Öyle mi? Hı hı. Ha evet. Ama o zaman petrol rafine edip çıkarttım bunu. Evet. Petrol vardı benim oynadığım bir şeyde ya. Evet. Buildcraft modu ekliyor onu. Ha evet bulmuştum ama tabii kullanamamıştım petrol falan o zamanlar. Ne? Çabuk sıkıldığım için. Nereye gidiyoruz? Workshop'a gidelim. Oradan sana maden için özel dünyamızı göstereyim. Maden özel dünyası ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Köfte. Hı? Efendim? Benim Digger... Yani query şeyi kazmamış, petrolün altını kazmamış. Aa evet öyle bir durum var. O bug mı yani? Bilmiyorum galiba. Ege ne yapıyorsun? Ha tamam. Ben mi? Ege en son gidiyordu. Bekliyorum ben. Ege şu an sabit duruyor. Evet, sabit duruyorum. Ha tamam, gel. Arkandayım. Arkam, heh tamam. Hangi arkam diyecektim yine. Hangi arka? Digger 2'ye gel. Doğru yere geldim, evet. Mesela... O ağaçlar çok çekilmiş. Oha yukarıda kocaman bir şey var. Uçan bir adacık mı o? Evet. Çok değişik görünüyor rengi. Slime abi adası. Şapkalı hayvan var bildiğin ya. Ben bunu öldür mesela kessem onun şapkası bana mı geliyor? Evet. V'ye basıp değiştirebiliyorsun o şapkayı. Hadi bakalım. Hey şapkam oldu. Yay şapkası var ya geliyor. Şu an mutlu oldum. Bu şapka hangi modda geliyor? Hats. Çok netmiş. Portal modunu yapıyorum. Buraya geldik. Maden falan... Bu arada gel petrol yataklarını göstereceğim. Geleyim. Bunlar petrol işte. Bende böyle şey vardı.
püskürüyordu sanki. Evet. Dağ gibi bir yerde. Bunlar bitirilmiş halleri. Ha. Ha. Şurada mesela yukarı doğru çıkan ufak bir tane var. Petrole düştüm. Yanmayayım. Yok yanmazsın. Bu arada petrolü yakabiliyorsun cidden. Zaten yak yani. Her şeyi gerçekçi olmuş modum. Bari o da olsun. Hatta örnek... Dur. Tabii yanında bir şey yakmak lazım da. Şimdi riske atmayayım. Her taraf petrol dolu. Çıkacak yer buldum, evet. Aa şu şey, Tom Craft'ta vardı bu garip şeyler. Evet, Tom Craft'ın onlar. Ne işe yarıyor bunlar? Şey sana... Gunpowder veriyor. O şey, çiçek. Evet. Gunpowder demişim, pardon. Blaze Powder. Peki çiçek kendi kendine çoğalıyor mu? Hayır. Bir kere aldım bitti yani. Evet. Çatmanın tek yolu arılar. Arılar. Arılar her derde deva. Dur sana burası şu odayı göstereyim. Burası bayağı dümdüz yalnız. Hani evet. Öyle mi ayarlıyor şey? Düz olsun ama ağaçlar olsun diyorsun. Yok, direkt flat seçeneğini seçiyorsun. Bayama göre ağaç oluyor. Güzelmiş. Seni yukarıdaki adaya götürelim. Burası slime adası. Mesela şu ağaçlar slime ağacı. Bunları kırdığımda slime elde ediyorsun. Aa zıplatıyor beni. Evet. Slime blokları onlar. Dikkat et. Aa slime artık... çıktı yanımda. Evet. Aa vuruyor bana, terbiyesize bak. Oo, o ne öyle? Öldün. Pardon. Sen mi öldürdün? Kazara sana vurmuşum. Ben de slime öldür zannedim. Slime'lar OP'ymiş diyecektim. Tamam. Sen OP'ymişsin. Evet. Madenler nerede? Aa dur, senin item'ların gitmişti. Onları evet, data stat yazıyor. Orada gidersem alacağım herhalde. O devasa ışık benim öldüğüm yeri gösteren bir ışık mı? Evet. O haritada şey de var. Öyle işaret var. Aa haritada avatarlar falan da var. Hı hı. Peki başkasının avatarı farklı mı yoksa herkesin aynı mı? Başkasınınki farklı. Benimki... Herkesin kafasını görüyorsun. Seninkiyle benimki farklı mesela. Peki gelatin slime ne işe yarıyor? İkiye biliyorsun ya da Tinker's Construct'ın itemlarında kullanabiliyorsun. Bir bunun de bazı riskilerde slime yerine kullanıyorsun. Evet. Mesela slime... Ağacın üstüne slime düştü yukarıdan. Öldür. Öldüreceğim zaten. Yavrusunu da öldürelim. Vahşet. Şey çıkmadı içinden ya. Neyse. Maden diyorduk ya. Madene gidelim artık. Madene mi gideceksin? Bir dakika, bunlar ne? Ney? Ağacın yanında turuncu bir şey var ya. Arı şey. Arı kovanı. Sağ tıkladım, ışık yandı. Şu an kıramazsın, şunu da kır. Yok, kırmaya çalışmıyorum ki. Sağa tıklıyorum içinden bir şey çıkacak mı diye. Neyse, o zaman pençemi geri alayım. Bir dakika, nasıl kıracağım? Normal ha. Kırıyorsun. Arı mı çıkacak içinden? Aa, dur, enerji olmadığı için sanırım kırmadı. Neyse ya, ben sevmedim. Ben enerji fakiriyim ben, tamam. Ezildim şu an. Zaten Railgun'ın da yok. Şunu yapamıyorsun. Demin senin bana yaptığın şey miydi o? Railgun bu. Bir daha yap bakayım. Arkanda bir tane daha var coin. Öldürüyor yani sonuç olarak. Evet. 20 hit vuran bir şey. Ama bayağı enerji harcıyor. Güzelmiş. Maden? Madene mi gidelim? Uzakta mı maden? Herhangi bir yerden maden kazmaya başlayabilirsin. Overworld'de de kazabilirsin. Tamam, sen başla, ben arkandan geleyim. Köfte senin buranın maden göster. Şeyi ya da neyse, şuradan indim aşağı hadi. İnmiyorum, vazgeçtim. Barıyı göster. Şey varmış, zombi varmış. Aa yine koca burun zombiler çıktı. Köylü zombisi. Burayı maden özel dünyası olmasının amacı ne yani, onu anlamaya çalışıyorum da. Şey, Quarry'ler için.
Ya overworld... Spoiler sonucu nasıl oluyor mesela yani? Şey, overworld'e zarar vermesin diye. Olay o. Zarar mı veriyor ki? Zaten sen ya, kaldığın yer yer altı kazıyorsun. Yani yer üstü aynı kalmaz. Quarry'den bahsediyorum. Otomatik maden aletleri. Kocaman delik açıyor. Evet. Öyle mi? 64x64 delik açıp bedrock'a kadar iniyor. Ha, örneği var mı peki görebileceğim? Aa, dur, direkt benim quarry'ni oraya götüreyim. Ne dur. Seni azıcık bekleteceğim, benim quarry'ni oraya götüreyim. Arkanda jetpack peşinden takip ediyor yalnız. Hangi? Bununla bağlı gözükmüyor. Köfte. Efendim? Digger kaçta? Digger 2'deyiz. O zaman benimkine gelin. Ben oradayım zaten. Millet bir mola, mola. En son madene gidiyorduk değil mi? En son quarry'lerin açtığı çukurlardan örnek görüyorum. Burası mı? Tamam, evet. Videoyu başlat da bari. Başlattım şimdi. Ha öyle mi? İyi. Bakayım. Aşağıdaki şey bedrock mı? Evet. Peki petrolden su gibi koşuluyor mu? Evet. Şu şey ne? Ha, onlar kristaller şey... Dur. Mesela örneğin... ne işe yaradıklarından bahsedeceğim. Şu an link yok olmadığı... Aslında var. Hani şu linkbook'ları hatırlıyorsun. Evet. Portal mı açıyor bu? Evet. Ve şey, illa bu şekilde olmasına gerek yok. Ya da bu boyutlarda. Peki nereye portal açıyor? Linkbook'un bağlı olduğu yere. O kitaplar belli bir hangi konuma... Hangi linkbook'un ama? O şey, ışınlamak için kullandığımız kitaplar var ya. Evet. Onlar. Ama birkaç tane var onlardan işte. Hangisine bağlanacağını nasıl biliyor? Dur. Orada şey... Bir saniye. Şimdi portable crafting olayı vardı sende şu an. Evet. Onu al, şu 8 tanesini chest şeklinde döşe. Ben de o esnada bir linkbook getireyim. Bug receptacle diye bir şey çıktı. Evet. Onu köşelere bir yere koy. İçine kitap atıyorsun, oraya mı ışınlıyor? Evet. Çok güzelmiş. Peki bu şeyler, kristaller kendi kendine mi çıkıyor böyle? Ağaç gibi çıkmış ama siz yapmadınız herhalde değil mi? Kendileri yok, çıkıyor. Yok, dünya tamamen world generation. Dünyada beliriyor. Çok güzel. Bayağı güzel. Ama sadece Mistcraft dünyalarında oluşabiliyor. Olsun. Oo, geldim. Ama geri ışınlanamıyorum şu an. Evet. Dur. Burası benim eski evim bodrumu. Pardon, eski evin kendisi pardon. Pek eve benzemiyor ama. Evet, çünkü her şeyi çıkarttım. Daha çok bir alkemistler falan böyle. Şu ne? Süt. Süt tankı. Süt mü? Abi ben bu devimi süt olarak koyarım ya. Çok şey gözüküyor böyle. Minik bir, bu bir Ender pagoda tank falan gibi yani. Ender Chest'in tank versiyonu. Bir dakika, ben şimdi burada yanlış bir şey yaptım sanırım. Geri yok, o önemli şey, otomatik olarak dışarı, yani yanına bir boru bağladığın takdirde dışarı sıvı vermesini sağlıyor. Ha, bu mu Ender Chest'in tank versiyonu? İkisi de aslında. Kendi sıvı saklıyor. İkisi de aslında. Ya bu direkt tank chest mantığıyla yani depoluyor. Bu direkt ışınlıyor sıvıyı. Öyle bir... Anlamadım ya, beni açtı yine bunlar, neyse artık. Evet. Öyle ilginç bir şey. Neyse, workshop'a geri dönelim. Dönelim. Abi kulaklarım ağrıdı ya, bu yeni headset acayip kulaklarımı ağrıtıyor, çok rahatsız. Headphone mu? Evet. Headphone'lar öyledir. Ah, eski bir buçuk senelik emektar bozulan mikrofonum çok güzeldi ya. Benim de 1,5 senelik emektar bir in-ear kulaklığım var. In-ear'ı nasıl kullanıyorsun ya? Rahatsız etmiyor mu? In-ear çok rahat oluyor. Ya şey... Bir de sağlıksız değil mi in-ear'lar? Yo. Ya kulağına uygun pot tipini bulduğun takdirde çok en rahat o oluyor. Aa, bu arada gel, sana ilginç bir şey göstereceğim.
Geleyim. Bu arada bu eşin yapmaya başladığı ancak Oo, yarım kan kalan akıyor. yeni workshop. Ve şu sıvı redstone. Sıvı redstone. Yok artık. Sıvı glowstone da var ve çok ilginç bir şey. Nasıl? Işıklandırma işi mi kullanıyorsun sıvı glowstone? Ama çok güzel gözükür ha. Ve olayı çok fantastik onun bir de. Göstersene. Dur. Hemen bir kendi evimden glowstone alıp göstereyim sana hemen. Tamam. Ben burada bekliyorum o zaman. Tamamdır. İki dakikaya geliyorum hemen sıvı glowstone'u hazırlayıp geliyorum. Evet, Geldin geri mi? döndüm ve bu arada sıvı glowstone'un nasıl elde edildiğini soranlar şu magma crucible'da elde ediliyor gene. Seninle yanına ışınlanıyorum hemen. Kapalı bir Çok alana garip geçelim. Sesler çıkartarak ışınlandın yanıma. Evet. Gel, kapalı bir alana geçelim çünkü bunun olayı kapalı bir alanda daha güzel. Al. Kovasına bir dikkat et. Animasyonlu kova. Ters. Koy. Yukarı doğru mu akacak? Koy. Oo. Ve içinde durduğun takdirde şey, sınıf speed ve jump boost verir. Ve ışık saçıyor yine. Tabii böyle ha, geri alamadım. Aldım. Bir de sıvı Ender de var. O da sıvı şey, Ender. Üstüne adım bastığında seni random bir yere ışınlıyor. Ha, tuzak falan yaparsın. Evet. Bu arada sıvı redstone aynı zamanda redstone sinyali de veriyor. Peki mesela bunu sıkıştıracak bir yer arıyorum. Şöyle bir şey yapsak. Böyle daha düzgün gözükecek mesela değil evet, mi şimdi? Fakat dışarı akacak. Çünkü açık alan var. Ha tabii düştüğü yerin de şey olması lazım, evet. Onu düşünemedim. Mantıklı. Yani. Alırız ya, sorun değil. Karanlık bir yere gitseydik de görsem bari ışığını. Evet, karanlık bir yer. Ve gidelim hemen. Yani rastgele bir mağara bulayım. Ve oradaki tüm torçları kaldırayım. Gel. Koy şöyle. Oo, çok iyiymiş. Vay be. Bayağı da ışık yayıyor. Ben bununla evlerime şey yaparım ya. Işıklı sütunlar yaparım yani. Gayet iyi. Hangi modda geliyor bu? Terminal Expansion. Başka ne geliyor onunla? Birkaç tane basit tip makine. Şu enerji aktarım için kullandığımız kablolar. Aa, sevmediğim şeylermiş. Başka? Bunlar geliyor. Çok karıştırmaz gerçi herhalde. Yok. Yani öyle çok çok büyük bir mod değil. İyi var. Kullanırız ya. Glowstone sıvısı için sırf kullanılır yani. Ki zaten maden işleyebilmeni de sağlıyor. Peki bu farklı ağaçlar ne işe yarıyor? Farklı ağaçlar. Farklı renk hepsi. Farklı ya renk sırf görsel mi yani? Özel evet. İşte rubber tree falan gibi bir durum yok mu? Rubber tree gibi bir durum yok. Sadece şey. Forestry'nin özel elde edilen ağaçları var. Onların özel durumları var. Daha fazla meyve falan filan elde ettiğin. Bu özel tren yolu mu? Glowstone gibi şey böyle sarı altın. High speed track bunlar. Binelim. Yalnız lokomotifimiz yok. Burada bir yerde bizim lokomotif olacaktı. Yani şu kar redstone, redstone, high speed track yapıyorsunuz ve kendi kendine güç veremiyor mu? Bir şey redstone track gibi. Verebiliyor. Hayır, lokomotif daha cool. Ha, sırf cool olsun diye diyorsun. Evet. Ama kaybolmuş lokomotif. Bu ne, şifre sistemi falan var abi, 4 tane? Neyin? 4 tane burada şey var. Bir saniye. Evet, geri döndük. Lokomotif çalışacak şu an. Biraz daha ısınması çalışacak. Lazım. Ha, buhar üretmeye başladı. Tamam, şimdi çalışır. Evet, çalıştı. De, arkadaşlar bağlı değilmiş. Ay gebinmiş. Dur, ben mi gidiyorum? Evet, sana işte. Özel tur oluyor. Burada ray yok. Aha, ray bitti.
Hayır, çok uzun bir turmuş. Bir de ufak bir not. Asla ama asla lokomotifin önüne denk gelme. Canını götürüyor. Canını götürmüyor, instant. Hemen öldürüyor. Aldım. Ben ray getireyim mi? Şu ekstra yoldan al. Yandaki. Bu bir yere gidiyor mu? Evet. Rayları İyi yapan arkadaşın evine. O kim? Şu an gülen arkadaşın kuzeni. Evet, tamam o zaman. Ve onun da adı Salih. Salih dedin mi korkacaksın. Dur bir saniye. Lokomotif ters koymuş. Çevirmek kolay. Tabi crowbar olmadığı için şu an. Ya azizim, misafirliğe gittik, bir lokomotif çalıştırmaya başaramadılar ya. Evet. Trenci değilim ki. Tamam. İşte Sarı olsa şimdi. Demirden korksak şeye binmezdik. Trene binmezdik. Var ya öyle bir laf. Aa, gidiyoruz. Gidiyorum. Bu sefer sen de geliyorsun. Evet. Ama atladın aşağı. Aa, yok, o öyle gözüküyor. Yani normal Minecraft minecartlarının çıkabileceği hızdan biraz daha hızlı hareket ettiğimiz için böyle bir şey oluyor. Ve bu bayağı uzun bir yol bu arada. Ay ışığına doğru gidiyoruz yalnız, çok heyecanlı bir yolculuk. Evet. Heyecanlı değil bence. Ben şey geldi aklıma ya, ilk yaptığım... Şu an tren yolunda bir domuz var. O zaman ölecek. Aa yok, üstünde değilmiş, tamam. Aa, ses çıkarttı. Evet. Tren sesi, ne güzel. Ben ilk oynadığım Minecraft dünyamda böyle bir tren yolu, havada giden bir tren yolu yapmıştım böyle. Üstlerimi, mağaralarım falan dolaşıyordu. Bu arada bu tren yolunun asıl hedefi herkesin evinin oradan geçecek bir direkt tren hattı şeklindeydi. Salih'in gerçek mimarlığa dönmesi gerekti. O yüzden yarıda kaldı. Mimar mı? Evet. Onlar da ne kadar rahat geliyordur ya Minecraft oynamak falan. Evet. Oh be, sonunda işte yer çekimi düşünmene gerek yok falan diye. Şey diyordu o bir yerden sonra. Çok fazla Minecraft oynamak benim mimarlığımı kötüleştiriyor. Statik ayarı yapmayı unutuyorum. Yani hiçbir şey düşünmeden yaparsan yani süs niyetine mimarlığı yani şey olur. Onun estetik de çok önemli ama estetiğin yanında şey var işte, betonun kaldırma kuvveti, sonra statik dirençler, cartlar, cuklar. Yani ben mesela İngilizce konuşurken işte bazen arkadaşla yazışırken şey yapıyoruz, hani Türkçe gibi yazıyoruz İngilizce. Sonra yabancı biriyle konuşurken bazen öyle yazıyorum. Alışkanlık oluyor. Diyorum kendi kendime İngilizcemi bozuyorum yani. Yani adam sonra what the fuck a fuck diyor sana. Yani. Sen adamı ufak kadar diyeceksin diyorsun. Neyse, sanırım videoyu burada bitirebiliriz. Ne diyorsunuz? Olur. Evet. Binlik bir alamete gidiyoruz, kıyamete. Aynen. Çıkış konuşması senindir Ege. Benim midir? Evet. Üstüme çok büyük bir şu an yük indirdim. Salih de bana aynı kötülüğü yapmıştı. Evet, o zaman arkadaşlar, Köftenin serverında bu keyifli geziden sonra garip yerlere doğru, garip yerden giderken bitiriyoruz videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Köfte'yi takip etmeyi unutmayın. Arada bana da uğrarsınız ama ben modlu Minecraft'a başlayacağım zaman yılbaşı anca. Ki bizim gibi teknik modlarda değil. Evet, ben daha... Ben maceraya dayalı. Yani maceralı, böyle oyun tak, Lego gibi falan. Hiç yani kablo yapmaya falan kasamam, ben de öyle şeyler beklemeyin. Onlar buradaki mühendis abilerinizin şeyi. Öyle işte ya. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun diyeyim o zaman.